dik bir kere. Hop! Kavgayı bırak, her gün bu şarkıyı söyle. Sevdikçe güler her şey. Sarhoş oldum galiba, kimse yok. Mutluluklar bir olsun, acı birlikte dünyaya geldik bir kere. Baba, bu sayın aileye sorabilir misin? Acaba benim gibi bir işçi parçasının evinde ne işleri var? Alev, müsaadenle izah edeyim. Babamla annem buraya çok iyi bir niyete geldiler. Buna çok şaşarım. Bugün beni defol diye fabrikadan kovan kendileri değil miydi acaba? Şimdi ne yüzle ve ne sebeple geliyorlar evimize? Kızım, buraya ailenizle tanışmaya ve hatamızı düzeltmeye geldik. Efendim, oğlumla kızınıza ait hayırlı bir konuyu görüşmemize vaktiniz var mı acaba? Ne gibi? Allah'ın izniyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Söylesene be kardeşim! Hayırlısıyla benden verdim gitti! Mübarek olsun! Oturalım, buyurun! Buyurun efendim, hanımefendi, buyurun, buyurun! Şeref verdiniz! Gelin, gelin, gelin! Öyle bu tarafa! Bu tarafa gelin, değil mi? Gelin bana da! Otur bakalım ahbap, ben Alev'in amcasıyım! Beyefendi, ben de Alev'in dayısıyım! Ne içersin bakalım? Ne oluyor ayol, bana da anladı! Alev, evleniyor! Eğleniyor mu? Oh, oh, oh! Demedim mi? Açıldı, açıldı! Şundan yiyin birader kardeş, tazedir! Ziyade olsun, yedik! Ye be kardeşim, bir lokma yersen gebermezsin ya! Ne yapıyorsun ayıp, kusura bakma! Ne versek ya, bilmiyorum ki! Kusura bakma, parmağını sosis zannetti, yer misin ha? Yer, yer, yer! Ye biraz ya, bir şey için bari bir şey yapın! Versen de bir şeyler mi? Buyurun efendim, buyurun! Ah, aşk, aşk! Büyüdüm al ya! Ah, mide, mide! Ahbap, madem içmiyorsun, ben içerim! Kapı çalınıyor, sen açın! Ben açarım abi! Ne yazık ki, sofranın sonuna yetiştiniz! Hayrola, gecenin bu saatinde... Hakkınızda ihbar var! Bu evde patlayıcı madde varmış! Yok canım, kim demiş? Kimse yerinden kıpırdamasın, evi arayacağız! Bu yukarıdaki ses ne? Buradan bir şey geçti! Müjde, çalıştı, çalıştı! Ne çalışmış? Bizim Ali'nin motoru çalıştı! Barutlar nerede? Dinamitler nerede? Yok böyle bir şey burada! Bakanlığa şikayet edeceğim. Benim gibi bir adamı gözaltına almak ha? Soracağım hesabını bunların! Boş ver be birader! Oldu bir kere, bu gece de burada getin! Nedir bu başıma gelenler? Serseriler gibi parmak izimi aldılar! Ama anne ayıp, parmak mı attılar? Oh. Ay niye ağlıyor bu kadın? Parmak atmışlar! Körpe horoz, geceliği bile çıkarmamışsın. Galiba yatakta cürüm meşhut oldun. Yok abi, ben sünnet oldum! Yemezler! Abla be, tanıyamadım seni, hangi evde çalışıyorsun? Hanımefendiyi rahatsız etmeyin lütfen! Hiç mi hanımefendi görmedik ayol? Oradalar! Müsaade ederseniz beyle görüşmek istiyorum! İyi geceler Mesut bey! Ulan burada da mı buldun izimizi? Duyar duymaz geldim! Yardıma ihtiyacınız olsa gerek! Yardıma falan ihtiyacım yok! Var var! Mahalle içinde patlayıcı madde imal etmek ağır suçtur! Ama eğer evi satmaya razı olursanız... ihbarımı geri alabilirim! Ulan bizi sen mi ihbar ettin? Kim olacak? Tabii ben ihbar ettim! İyi bok yedin! Allah cezanı versin!
Muhterem beyefendiciğim! Zat halinizin burada işine! Zat halim kadar kafana taş düşsün, biz de oradaydık! Ben ne bilirim efendim, sizin de o evde olacağınızı! Emriniz vesile, şu inatçı adamı yola getirmek için yaptım! Size evi satsın diye! Ne? Evi satın almak isteyen adam bu mu? Ben de merak edip duruyordum, fakir fukaranın evini yıkarak zengin olmak isteyen adamı! Beyefendi zengindir zaten! Değil mi ki gönlü fakir? Bence dünyanın en fakir adamı! Yazıklar olsun sana be! Puh! Yukarıda isimleri yazılı şahıslardan bu maddeleri kullanan asli fail Maksut Güler'in ve hane sahibi Mesut Güler'in 500 lira para cezasına mahkum edilmelerine karar verildi. Bir diyeceğiniz var mı? Şu anda ne bende ne de kardeşimde bu kadar para yok. Af buyurun hakim bey. İzin verirseniz biz konu komşu aramızda toplar veririz dostlarımızın para cezasını. Orasına ben karışmam. Sizlere gelince bu olay. Sayın hakim, müvekkilim. Susun, size değil. Kendilerine sordum. Bizim bu olayla hiçbir ilişkimiz yok sayın hakim bey. Peki, orada bulunmanızın sebebi? Efendim, sayın müvekkillerim bu konuda size sormadım. Efendim, oraya şey için gittik. Hakim bey, biz bu aileyi tanımayız bile. Oraya da sadece evlerini satın almak için gitmiştik. Anne! Yalan! Aslında evimize beni muhterem oğullarına istemek için gelmişlerdi. Daha doğrusu biz öyle zannetmiştik. Meğer asıl niyetleri babamın evini satın almakmış. Fakat bunu şimdi açıklamaktan korkuyorlar. Daha doğrusu utanıyorlar. Genç bir kızın kalbi, gururu kırılacakmış, vız gelir onlara. Onlar kendi çevrelerinden, kendi çıkarlarından başka hiçbir şeye önem vermezler. Benim gibi fakir bir işçi kızı oğullarına layık görmez. Ama asıl ben onları aileme layık bulmuyorum. Ve hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Hiçbirinin! Kızım Alev, evine dön. Yuvanı terk ederek bizleri perişan ettin. Hepimiz deli gibiyiz. Hiç olmazsa sağlığından bir haber ver. Seni canlarından çok seven bizler bir an evvel yuvana dönmeni bekliyoruz. Baban! Zavallı adam kahrından ölecek! Öyle bir cahillik etti ki kız, hepsini perişan etti! Allah vere de canına kıymış olmasın! Ya. Şu garibe de çok acıyorum! Her gün buralarda kızdan bir haber var mı diye! Bir haber var mı? Maalesef. Sizde? Otursana. Gideyim efendim. Gene uğrarım. Ne müjde? Ne müjde? Alev'den mektup var! Bilmem, beni affedecek misiniz? Sizleri çok üzdüğümü biliyorum. Ama merak etmeyin, kendimi biraz topladım. Evde duramazdım. Şimdilik İzmir'de süt annemin yanındayım. Uzun bir sürede oraya aşkımı ve gururumu gömdüğüm şehre dönmek istemiyorum. Ne olur beni anlayın. Kızınız Ale. Yavrum benim. Artık üzülme abi. Nasıl üzülmem? Kızım orada, ben burada. Olmaz öyle şey. Evladımdan ayrı düşürdüler beni. Gösteririm ben o dürzüye. Niçin geldin, bir şey mi istiyorsun? Hiçbir şey istemek adetim değildir. Sadece bunları vermeye geldim. Nedir bunlar? Evimi sana sattığıma dair imzalı senet ve evin tapusu. Al da kına yak. Demek sonunda yola geldin. Evet, al işte, için rahat etsin. Evleri yık, aileleri sokağa at. Para kazan, daha da para kazan. Gırtlağına kadar paraya göm.
Ve hiç düşünme acaba bu bokları mezara da götürebilir miyim diye. Hiç düşünme bu dünyada kaç kişiyi darılttım, kaç kişiyi para yüzünden felakete sürükledim, kaç insan benim yüzümden mutsuz oldu diye. Hadi hoşça kal. Baba, bir şey söylemek istiyorum. Evet. Söyle. Müsaade ederseniz işten ayrılmak istiyorum. Ya, nedenmiş o? Uzun zamandır size söylemek istiyordum. Ama hiçbir zaman bu söz hakkını bana vermediniz. Ben bu hayatı sadece para için yaşamayı, her şeyi parayla ölçmeyi sevemedim. Sizin dünyanıza uyamadım. Affedin. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Kendi hayatımı dilediğim gibi yaşamak istiyorum. Önce sevdiğim kızı bulacağım. Hı, sonra? Sonrası kolay. Kim bilir, belki ben de onlarla beraber oturur, tesbih yapar, bisiklet kiralarım. Müsaadenizle baba. Oğlum, bütün bunları senin için yapmıştım. Yapıyoruz. Eksik olmayın, zahmet oluyor. Ne zahmeti yahu? Vazifemiz. Sizlere de çok mahcubum. Benim yüzümden evinizden oluyorsunuz ama annen, kızım, ne yapayım? Biliyoruz, haklısın. Yavrum! Babacığım! Alev gelmiş! Alev! Kız, niye geldin? Telgrafımızı almadın mı? Aldım. Onun için geldim zaten. Baba, çıldırdın mı sen? Nasıl satarsın bu evi? Ne yapalım sensiz evi? Sen nerede, biz orada. Ya annemin hatıraları? Ya evsiz barksız kalacak bunca yıllık komşularımız? Sattırmam bu evi. Ben de vazgeçtim. Burada kalıyorum. Çok geç, satıldı bile. Peki ne olacak şimdi? Alev! Alev! Rica ederim, sizle konuşacak hiçbir şeyim yok. Alev! Dur! Dur bir dakika! Alev, beni dinle! Hayır, yüzünü görmek istemiyorum senin! Gidiyoruz! Maksadınız evi almak değil miydi? Alın işte! Hayır Alev, benim bu işlerden haberim yok! Bir de yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum Alev! Hiçbir şey yok gözümde, yalnız seni seviyorum, seni istiyorum! Hayır, hayır, inanmıyorum! İnan Alev, babamı bıraktım, her şeyi bıraktım geldim sana! Dinlemek istemiyorum bunları! Alev! Alev, dur dinle beni! Oo, bu ne acele? Taşınmamızı da mı bekleyemediniz? Hayır kızım, gelişimin sebebi o değil. Ya nedir? Eğer affedersen af dilemeye ve eğer kabul edersen seni oğluma istemeye, bu evi de düğün hediyesi olarak vermeye geldim. Ne duruyoruz? Hadi eşyaları içeri taşıyalım!